Merhaba merhaba izleyenleri ben Erdem Fabuççuyan. Bugün Tekvan ve Tuğ zeronun yönetici ortağı Yiğit Aslan'la birlikteyiz. Merhaba öncelikle nasılsın? Merhaba Erdem iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl nasıl bir yıldı? Güzel <laughs> bir yıldı. Şey bir, yani, Gerçekten güzel bir yıldı. Umarım güzel bir şekilde değerlendiririz yılı. Aslında hemen bu yıla geçmeden önce bir önceki yılda yine beraberdik. Metis'ten bahsettik. Ben biraz ilk soruda 2023'ü genel olarak bir özet geçmeni isteyeceğim aslında. Şimdi Metis var, Tekvan var, Tuğ zero var. 2023 kısaca sizin için nasıl geçti? Onu alarak başlayalım. 2023 kolay bir yıldı diyemeyeceğim. Bence kimse için kolay değil. Kimle bir de konuşsak, miydi. hangi yatırımcıyla konuşsak aynı şekilde başlıyor. Aynen artık. aynen Yani şey burada gerçekçi olmak çok önemli. Bizim yaptığımız işte özellikle her ne kadar hayalperest olsak, geleceğe yatırım yapıyor olsak da gerçekçiliği elden bırakmamak lazım. Zor bir yıldı 2023. Ama bizim için çok güzel şeylerin tohumunu attığımız bizim için, yani bizim ve ekibimiz için. E, o anlamda heyecan verici bir yıldı çünkü geleceğe yatırım yaptık öyle evet. söyleyeyim bir kere. O beni çok çok mutlu doğru ediyor. bir yıl bunu yapmak için. Evet doğru doğru bir yıldı. E, bir güzel bir şey daha vardı 2000. Kötülere geçmeden önce güzelini anlatayım. E, bir güzel bir şey daha vardı. O da esasında yatırım tempomuzu e, tutar olarak e, ve neredeyse sayı olarak da kaybetmedik. Aslında evet. yatırım yapmaya devam ettik. E, bu da bizim için e, güzel bir e, başlangıç esasında bu yıla başlarken bir e, moral unsuru. 2023 neden zordu diye soracak olursan 2023 bazı şeylerin ertelenebildiği böyle yılın iki yarısının e, farklı 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 oldu. farklı olduğu yılın maalesef çok üzücü bir olayla başladığı Türkiye'nin yani içimizin kanadığı ağladığı bir yıl olarak başladı zaten bir taraftan seçimleri yaşadık Seçimlerin uzamasını yaşadık. Dolayısıyla aslında yılın ilk e, yarısı neredeyse daha ziyade böyle e, maalesef mutsuzluklar, evet. tatsızlıklar, e, daha yavaş tempolu iş yapmak e, hepimizin başka kaygılarının olduğu bir e, yıl olarak başladı. İkinci yarı daha farklıydı. İkinci yarı da e, hem Türkiye'de hem de dünyada o, o da önemli. Yalnızca Türkiye'ye bakmıyoruz Tabii. biliyorsun. Bizim e, yatırım yaparken birçok coğrafyaya hem yatırım e, için bakıyoruz hem de Yatırım yaptığımız startuplar farklı coğrafyalarda iş yapıyorlar. Dolayısıyla dünyayı ya takip global ediyoruz. Global bir operasyon. Global bir, bir operasyon da, yönetiyoruz. Tabii. Dünyada da işte faiz politikalarının, enflasyonla mücadelenin biraz daha renginin e, anlaşılabilir hale geldiği, yine Türkiye'deki e, makroekonomik politikaların daha anlaşılabilir hale geldiği, biraz daha 2024 2025e umutla bakabilmemizi sağlayan bir ikinci yarı oldu diyebilirim. O bakımdan da yine bu 2024'e girerken bir moral, bizim için bir moral motivasyon unsuru oldu diyebilirim. İşte geçen sene biraz bizim yurt dışındaki ağırlığımızı hı hı. arttıracağımız, biraz daha bölgesel operasyonlara başlayacağımızı söylemiştik. Metis Ventures adında yeni bir yurt dışı fonunu kurmaktan bahsetmiştik. O taraftaki operasyon da bizim için bir hazırlık yılı oldu 2023. Hı hı. Tabii bu kadar karmaşıklığın içinde yeni bir fonun first close'unu yapmak doğru olmayacağı için ve işin içine daha derinlikle girdikçe operasyonumuzu o bölgede daha farklı şekillerde geliştirmemiz ve geliştirmemiz gerektiğini anladık. 2023'te ciddi anlamda altyapı hazırlığı yaptık. Hı hı. İki tane önemli şey öne çıktı bizim için. Birincisi, bölgesel olmak için veriyi daha iyi anlamlandırabilmek hı. gerekiyor. Dolayısıyla veriyi anlamlandırabilmek, veri nedir diye sorabil sorabilirsin. Girişimci verisi, şirket verisi, pazar verisini daha iyi okuyabildiğimiz, hangi alanlara yatırım yapmalıyız, Hangi girişimciler daha başarılı oluyor? Acaba biz bunu istatistikler, yönt istatistiksel yöntemler kullanarak daha iyi girişimciyi, daha üst düzey girişimciyi tespit edebilir Bulabilir miyiz? Bilsiz Onlarla ya. hızlı bir şekilde temasa geçebilir miyiz? Bunları sorgulayarak ve bunlarla ilgili adımlar atarak geçirdik ve içeride şu anda temellerini attığımız hatta MVP seviyesine gelen bir işte data driven VC diyorlar, evet. veri odaklı venture capital yapısına doğru kendimizi geçirmeye başladık. İşte ekibimiz bu şekilde. Bu projeyi destekledi ve içerideki birçok verimliliği ve işte biz bir Polonya'daki, Çek Cumhuriyetindeki, Orta Doğu'daki bir girişimciyi daha önce şirketini satmış, exit etmiş bir girişimciyi acaba tespit edebilir miyiz? Onlara hangi kanallarla ulaşabiliriz? Erken aşamadaki girişimleri, girişimcileri daha etmek, iyi tespit geçir, etmekle yetiş. ilgili projelerle geçirdik. Bir taraftan odaklandığımız bölgede işte ben ona şey diyorum İstanbul'dan Estonya'ya kadar hatta belki Orta Doğu'da da bazı bölümleri kapsayabilecek operasyonda lokal ortaklarla anlaşmalar yapmaya başladık. Bunların içinde kurumsal ortaklıklar da var, gerçek kişiler de var. O coğrafyada Türk diasporası olmayıp da oraların diasporası veya oralardaki başarılı girişimcilere yatırım yapmaya başladık ilk defa 2023'te. Dolayısıyla e, Estonya'da ve Doğu Avrupa'da ilk yatırımlarımızı yaptık. Hayırlı. Olsun. Bu da çok güzel bir şey bizim için. Daha önce yapmadığımız bir şeydi. Dolayısıyla anlattığımız hikaye, gitmek istediğimiz yerin altını doldurmakla e, geçirdik. Biraz altyapı yılı olmuş aslında. 2020. Biraz altyapı yılı oldu bizim için. Meyvelerini artık 2024'te evet. başlayarak. E, 2023'ün yine sonunda güzel bir haber aldık. E, zaten basında e, evet. daha biz duyurusunu yapmadık fon olarak e, özellikle. <laughs> Daha biraz daha kapsamlı bir hikaye anlatımıyla yapmayı düşünüyoruz ama şeyi var rekabet kurulu onayı da geldi. Evet. E, Zero'nun aslında ilk yatırımı ya da belki ilk ikinci yani eş zamanlı iki yatırım yapmıştık o dönemde Scoutium'la Blue TV. E, Blue TV'yi exit ettik. Ki çok da hızlı bir exit oldu. Çok da e, hızlı bir exit oldu esasında. Yani üçüncü yılı e, civarı bir exit etmiş olduk. E, çok uğraşmıştık o yatırımla. Hem yatırımı yapmak için e, çok çalıştık. Doğan ve ekibiyle çok çalışmıştık o dönemde. Ee, oranın ilk kurumsal yatırımcısı, ilk dışarıdan gelen yatırımcısı olmuştuk. Aynı zamanda da bizle birlikte e, Warner Bros. Discovery'nin oraya yatırım yapmasına da, e, yapması sürecine de çok ciddi, ben bireysel olarak destek olmuştum. E, ve bunun aslında e, meyvesini almak bizi e, manevi olarak da e, fonun maddiyatı açısından da mutlu etti. Güzel bir exit yapmış olduk. Önemli bir pozisyon. Yıl çok güzel için. kapanmış oldu. Evet yıl güzel kapandı. Son anla e, sağ olsun e, bu TV'deki ekip e, şeyi yetiştirdi. Kapanışı yetiştirdi. Bizim için keyif verici bir şey oldu. Böylece şimdi ilk defa Tuz zero fonundan hep yatırımcılar bize soruyorlar. Diyorlar ki bu paraları veriyoruz. Ne zaman <laughs> <bile> alacağız? <laughs> i̇lk defa Tuz zero fonundan bir temettü dağıtarak bunu da e, yatırımcılarla paylaşmış olacağız. E, güzel bir şey bu. E, diyeyim. E, belki böyle bir çekim. özet olmuş oldu sana. Süper. Hazır şimdi Konuşmanın başında bahsettim. Biz yatırım aslında motivasyonumuzu kaybetmedik. Hala benzer şekilde yatırım yapıyoruz. Ben biraz 2023'te ne kadar yatırım yapıldı? Kaç girişime yatırım yapıldı? Tüm detayları bilsem yatırımla ilgili o şekilde devam edelim. Tamam, bunlar burada şimdi ha, yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Tekvandan biz 6 yeni yatırım yaptık. Hı hı. 14 tane de devam yatırımı yaptık. Toplam 20 yatırım kısmı. Evet, bu. tekvanda eşlik etmiş olduk diyebilirim. Hı hı. İşte bu da toplamda 6.5 milyon dolar civarı bir yatırıma tekabül ediyor. Aslında e, fena bir yatırım değil Gerçekten, bence. Gerçekten gayet e, iyi. Yani bizim tabi e, Türk fonları olarak görece ya, Türkiye, etimiz, o, etimiz budumuz ne? ve büyüklüklerimiz belli zaten ama bu büyüklük içinde önemli bir e, yatırım yaptık. E, Tuz Zero tarafında da Tuz Zero biliyorsun Türkiye'nin ilk spor medya eğlence fonu diye anlatıyoruz. E, Tuz Zero'da da 4 yeni yatırım yaptık. 3 devam yatırımı yaptık. Orada da yet, 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 yet Orada da 3 oldu. milyon dolar civarı bir yatırım yaptık. Toplam neredeyse 10'a yakın 10 milyon dolara yakın bir yatırım yapılmış oldu. Aynen öyle. Ee, bizim biliyorsun ekosistemde Logo Ventures'da Hı -hı. çok önemli bir fonumuz. Onu belki Merve ayrıca anlatır ama ben oradaki rakamları da hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı toplayınca yani bir 12-13 milyon dolar Ağırı toplam geliyor. yatırım yapmış tabii. olduk. Ee, bizim ekibimizden böyle bir yatırım ya, toplam çıkmış Toplam meblağ gayet başarılı gayet evet. iyi bence. Yani 2023 yılı olduğu düşünürse çok iyi bir yatırım süreci evet. olmuş. Aslında biz e, görece Türkiye'de yatırım temposunu çok yavaşlatmayan, evet. daha fazla yatırım yaptığımız yıllar oldu. Özellikle adet olarak çok yatırım Hı -hı. yaptığımız yıllar oldu. Ama e, bu da bizim miktarsal olarak ciddi yatırım yaptığımız bir yıl oldu. Bunun tabii, bunda şunun da etkisi var. Ardem, ilk defa e, hep e, devam yatırımlarının önemli olduğunu bilmiyorum. Diğer yatırımcılar da eminim konuşuyorlardır. Evet, söyledim, ben de saka. okuyorum. Evet. E, global literatür de inceliyorum. Türkiye'de de bakıyorum. Devam yatırımları önemli. Biz de ilk defa devam yatırımlarını bol bol yaptığımız bir Çünkü yıl. Genel yaşadık. tam onu diyecektim. Genelde tam tersi olur. Devam yatırım olur ama yeni yatırımlara kıyasla hep daha az olur. Yok. Burada tam tersi olmuş. Biz e, Türkiye'de de bu işi bizden evvel e, yapmaya başlayan arkadaşlarımızdan hep ya biz de bir fon kuruyoruz hani böyle bir e, ...yatırım temposuna gireceğiz deyince... ...aman devam yatırımlarına biraz para ayırın. Biraz değil hatta fonun yarısını bir ayırın. Kısmına. Önemli bir kısmını ayırın dediler hep. Biz de onları... ...tecrübe çok önemli bir şey sonuçta. Biz de onları dinledikten sonra... ...bu işin dünyadaki yapılışını iyice... ...okuyup özümseyip... Hani ...fonları ilk kurduğumuz dönem 2020 yılında... ...hep devam yatırımlarına belli bir bölüm ayırmıştık. e Şimdi bu senede onun... ...hayata geçtiği yıl oldu esasında. Ya yani Devam yatırımında şunu görüyorsun Arden... Her zaman işler istediğin gibi gitmeyebiliyor. Ama biz sonuçta momentum'a yatırım yapan bir iş kolundayız. Yani iyi giden işlere yatırım yapıyoruz. Maalesef bir yatırımı yapıyorsunuz, bir iki sene bekliyorsunuz ya da altı ay bekliyorsunuz. Şimdi işler iyi gidince devam etmek, yatırıma devam etmek konusunda iştahınız kabarıyor. Çok daha kolay oluyor her Çok şey. Çok daha kolay oluyor. Fakat işler kötü gittiğinde işte... Kötü paranın arkasına iyi para koymayın diyorlar, e, doğru da bu. Yani momentum'a, iyi giden işlere yatırım yap diyorlar. Öyle oluyor ama bazen e, gri alanlar olabiliyor. Örnek veriyorum, şirket beklediğinden biraz daha çabuk parasını bitirmiş oluyor ama metrikler, traction iyi, iyi oluyor. Atıyorum. Ya da e, global bir yatırımcı ile görüşmeler içinde oluyor. İşte bir bakıyorsunuz, tur kapanmamış henüz ama commitment gelmiş. Şimdi diyorsun orada o bridge dediğimiz o köprü finansmanını o şirkete sağlamanız lazım. Dolayısıyla oralarda o durumlarda fonda paranızın olması hala devam yatırımı yapabiliyor olmanız yani çok ihtiyaç önemli. İhtiyaç halinde kullanabilecek evet. bir evet, para evet, orada evet. çok önemli. Biz onları kullandık, çok da güzel kullandık bence. Ee, yani iki tane mesela işimiz bu devam yatırımları sayesinde daha fazla yatırım da buldu. Yani eski yatırımcıların işin hala arkasında olduğunu anlatabilmesi girişimcinin çok kıymetli ya bir tabii şey. Tabii. Yani sonuçta hala benden umut kesilmedi burada hala potansiyel varı diye otomatik olarak söylüyordur zaten. Tabii, kesinlikle. İşte biz de orada. E, ...disiplinle hareket etmek durumundayız. Yani bir şey bize iyi gözüküyor çünkü girişimciyi çok seviyoruz. Artık aile gibi olmuşuz. Hadi biraz daha yatırım yapalım diyemiyoruz. Demememiz lazım. E, o dengeyi iyi tutturuyoruz. Hala e, umudu yüksek olan, e, potansiyeli yüksek olan işlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sene öyle bir sene oldu. Süper. Biraz bahsettin aslında ama ben biraz portföydeki şirketlere de konuşalım. Çünkü geniş bir portföyünüz var artık. Portföydeki şirketler için önemli ne oldu ekibim? imişti? Hani şu girişim çok büyük, ya bir tane eksikten bahsettik zaten ama bunun dışında önemli bir gelişme var mıdır portföyde? Ya bizim e, reklam teknolojisi alanında çalışan e, aslında orta segment yani e, SME diyeyim. E, orta ölçekli şirketlerin hatta küçük bir orta ölçekli şirketlerin, startupların, firmaların dijital reklamlarını yapay zeka destekli yönetebildikleri VESC bir şirketimiz vardı. Bu arada portföyde 50'yi geçtik. Müthiş Dolayısıyla o 50'nin 2020'den değil mi bunlar evet, tamam. Evet 2020'den 50'yi geçtik. hala bir şirket dışında tasfiye halinde olan bir işimiz yok. Yani bu bu işin en iyi başarı, metriği gerçekten değil. gerçekten. O önemli Ama, bir başarı önemli bir şey. E, yani e, hatta belki de biraz defansif bir portföy kurmuşuz. <laughs> Şimdi biraz o yüzden riski bu sene arttırarak hani daha yüksek getiri. Ya in, inanılmaz bir oran bu. Evet, gerçekten evet. tebrik ederim. <laughs> ya yani öyle bir şeyimiz var, durumumuz var. Ben hep ona şöyle diyorum, İyi insan seçmişiz. Yani e, yapay bir şekilde ben bu işi istiyorum, yapmak istiyorum deyip para toplayıp sonra 3 ay sonra ortadan gerçekten kalkan, bu işi yapmak olabiliyor. E, bir, bir bir şirketimizde de buna benzer bir tecrübe zaten e, yaşıyor gibiyiz şu anda. Çok e, hoş bir tecrübe olmuyor. Ama e, onun dışında hep işini gerçekten isteyen, çok canla başla evet. savaşan e, girişimcilere yatırım yapmışız. O yüzden de ben. Buradan da söyleyeyim hepsiyle de gurur duyuyorum tek tek. Ee, çok rahat söyleyebiliyorum bunu. O konuda içim Hı -hı. rahat yani. Ee, VESK diyordum. Hı -hı. VESK e, 3 milyon dolara yakın 2,5-3 milyon dolar e, civarında e, iyi bir yatırım Hı -hı. E, aldı. E, Türkiye'deki birçok e, muhteber fondan ve e, yurt dışı dünya operasyon zaten cirosunun çok büyük kısmı dünya yurt dışından dışı. geliyordu. Yüzde 90'ın üzerinde tabii. Ee, Türkiye neredeyse evet, yok gibi evet, oldu. Evet, şimdi okay. ürünlerinin yeni versiyonunu çıkardılar. Tekrar yılın son aylarında müthiş bir pazarlama kampanyasıyla. Ee, herhalde cirolar şu anda 2 milyon dolarlara yaklaştı. Ee, bu sene herhalde 3-4 milyon doları zorlayacak bir büyüme içine girdiler. Bu bizi çok heyecanlandırdı, gururlandırdı. Ee, diğer taraftan Brand Defense isimli bir hı hı. E, siber güvenlik işimiz vardı. İşte Hakan Lajaner'in kurduğu çok iyi girişimciler. Ekiplerini müthiş güçlendirdiler. Yeni bir CEO ile birlikte ki bunu biliyorsun girişimcinin yapması evet. zordur. Yani dışarıdan Gerçek, bir, gerçekten bir ortak yönü, ortak olan bir CEO Hakan abiyi getirdiler. Ekip müthiş güçlenmiş oldu bununla birlikte. Tecrübe girdi içeri daha fazla. Satışlar çok önemli ölçüde büyüdü bu sene. Onlar da 2 milyon dolarların üzerinde kapatıyorlar bu seneyi. Orada da yine Vestel Ventures, Sabancı Ventures Sabancı liderliğinde bizim de yine katılım yaptığımız, Finberg'in katılım yaptığı yeni bir yatırım turu yapıldı. Orada da 3 milyon dolara yakın para reyiz ettiler. Hı hı. Ve işler iyi gidiyor o tarafta. Hani Yine Revo ile birlikte invest ettiğimiz yine Arya ile Revo ile Oleng isimli bir hı hı. işimiz var. O da yine yapay zeka platformlarını kullanıp ee, işte subtitling, dubbing, altyazı, dubbing bunları yapan e, büyük firmalar için, Netflix için, ulusal kanallar için e, bir e, yapay zeka platformu. Onlar ciddi anlamda büyüme içindeler. İşte e, ofislerinin bir kısmını yurt dışına taşıdılar. Çok büyük yatırımcılar orada da. Umut ediyoruz ki e, yatırım yapacaklar. Oralarda işler iyi gidiyor. Dediğim gibi exit tarafı oldu. WePlay 2.0 e, ve Tekva'nın yatırımı. <laughs> İlk yatırımlarından o da. WePlay herhalde... E, yani çok önemli bir getiri sağladı fona. Ee, ve çok değişik bir şey yapıyor. Şimdi 14-15 şirkete yatırım yapmıştı. Ee, Bora ve Burak'ın ekibi. Onlar çok büyük bir coğrafyada aslında hızlandırma programı yürütmeye başladılar. Ee, bu hızlandırma programı da işte Türkiye'den yine o Estonya'ya kadar hatta belki Orta Asya'ya kadar hatta Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada. Şimdi şey gibi düşünebilirsin bunu. İtü çekirdek gibi düşün. Yani Birkaç yılın sonunda yüzlerce şirketten %2-3 opsiyonları olacak ellerinde. Oyun tabii, e, tabii, ve bunun üstüne de yatırım yapma hakları olacak. Ben oradan çok önemli. Dünyanın geleceğinde yani sektörün geleceğinde rol oynayabilecek stüdyolar çıkabileceğimi yani düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa Bora Bey'i de alacağız. Öyle Umarım mısın? detaylarını da alırız orada. Çok güzel yani orada e, müthiş bir şey gidiyor. Neom'la bir e, Suudi Arabistan'daki biliyorsun teknoloji şehri. Oraya bir anlaşma yapımı. Oyun şehri. Arefesinde oyun şehri. Ee, öyle bir ilişki var orada bir taraftan. Yani çok ilginç yerlere gidiyor. Ee, onlar da en son 25 milyon dolar e, civarı hmm. bir değerlemeden e, bayağı iyi bir para içeriye reyze ettiler. Büyütmeye devam ediyorlar operasyonu. diyeyim. Figo para zaten çok yatırımcının oldu. Bizim de onlardan hmm. biri olduğumuz. Figo parada da işler iyi gitti. Konuşuyorsunuzdur eminim. Evet. E, ayrıca onlar detaylı bahsediyordur. Orada güzel bir şey var. E, heyecanlı bir gidişat var. Valla öne çıkanlar bir, bir tane daha var. Onu söyleyeyim. Ee, bizim Amerika'da yatırım yaptığımız yine oranın en iyi akseleratörlerinden çıkmış Spikey isimli bir ekip hı hı. var. Spikey biz de kullanıyoruz. Müthiş bir ürün. Ee, onlar da toplantılardaki yapay zeka asistanınız oluyor. Zoom'a işte ve farklı platformlara bağlanıyor. Onlar da yine yeni, yeni bir yatırım turuna çıktılar. Yeni yatırım alıyorlar. Spikey ekibi. işler orada da Heyecan verici gidiyor, iyi gidiyor. O dünya çok büyüdü çünkü. Tabii, yani, özellikle pandemiden ee, sonra inanılmaz bir noktaya Aynen öyle. Yine son olarak e, 2 yatırımı olan e, MediaZone... E, ...farklı dijital medya şirketlerine çoğunluk hisse e, almak yoluyla yatırım yaptı. E, Ki çok da tanınan, bilinen şirketlere yaptı. Evet, e, Maçkolik'le başladı. Onun bir halka arzı oldu. Çoğunluk hisseler MediaZone'da kaldı. E, o ne diyor? E, MyNet. TV ekstra yine önemli bir iş bizim için. Yani Türkiye'deki aslında nüfusa hitap eden, son izleyiciye tüketiciye hitap eden herhalde 50 milyon kişiye hitap eden tabii bir inanılmaz medya üç büyük şirketi e, içine dahil etti. Şeyine gücünü esasında e, bünyesine katmış oldu. E, orada da yine farklı bir stratejik ortaklık hı hı. yabancı olabilir, belki halka arz olabilir. Yine farklı bir exit yoluna gitmek isteyecekler. O da bizim Tuz 2Zero için tabii şey anlamında çok önemli getiri yaratabilmek Hı -hı. anlamında yatırımcılar için önemli bir platform. Tabi oranın çok başka açılımları olabilir. İlk defa biraz bahsettim bu Media for Equity dediğimiz Hı -hı. bir yapı var. Şimdi bizim e, girişim sermayesi, risk sermayesi bakış açısıyla düşününce oradaki medya envanterini de son kullanıcıya hitap eden birçok şirketle ortaklık yaparak da kullanabiliriz. E, karşılıklı faydalar yaratabiliriz. O şirketlere ortak olabiliriz. Bu da bizim için ortaklık anlamında B2C işlerde çok büyük bir kapı açacak. Eee orayla ilgili heyecanlarımız var. Yani belki bütün medyazon bünyesinde çok büyük şey ifade etmeyebilir Hı -hı. rakamsal olarak ama biz bu işi zaten yaptığımız için risk sermayesi tarafından. Site bonus gibi oluyor aslında evet, biraz. bizim için heyecan verici bir proje oldu. Evet. Biraz onu da takip ediyoruz Hı -hı. şimdi. E, dolayısıyla ee, üç aşağı beş yukarı böyle tamam. özetleyeyim. Yani diğer şirketleri yani çok hepsini portföyde bilmiyorum. çok şirket var. Hepsine ee, konuşacak hepsini olursak gerçekten ee, benziyor. diyor. Konuşmadığımız evet. varsa da buradan e, kimse kusura bakmasın onu da söyleyeyim ama şey yani genel olarak portföy şirketlerindeki çok güzel bir yıl memnunuz. geçmiş evet. ben çok güzel. O zaman artık bunu da konuşmuşken 2023'ü. gerçekten yani 2024'te noktalayalım. 2024'te ne bekliyor? tekvan Tuz tarafı tarafı. İşte kaç gir eğer bir plan varsa kaç girişimciye ne kadar yatırım yapmak istiyor? Yani gelecek planlarında ne var onu da alıp kapatalım. Va ve Tuzio'yu şöyle söyleyeyim. Ardından artık onlar biliyorsun 2020 kurulmuştu fonlar. Evet. Dolayısıyla 20, 21, 22, 23, 24 artık 5. yıl. Dolayısıyla biz hep yatırım temposunu dizayn ederken yıllara bölmeye gayret ediyoruz. Yatırımcıya da ona önden birazcık da olsa bir çıklatıyoruz. Çünkü onlar dilitlelerini ona göre organize ediyorlar. İşte bizim tempolar genelde şey oluyor. İşte ilk yıl biraz şey %20-25, ikinci yıl %30-35, üçüncü yıl %30-35, artık dörtte beşte yavaş yavaş e sonuna doğru sona geliyor. doğru geliyor. Dolayısıyla e, şu da oluyor, e, seçici olmaya başlıyorsunuz, daha seçici olmaya başlıyorsunuz çünkü bazı o vintage'in, o kavın e, önemli işlerine veya önemli olabilecek dikeylerine yatırım yapmış oluyorsunuz hı hı. zaten. Dolayısıyla e, tempo yavaş yavaş düşüyor. Bizde de bu sene e, tempo artık Two zero ve Tekvan olarak yavaş yavaş düşmeye başlayacağı Hı. bir sene olabilir ama yatırım yapmaya devam ediyoruz. O evet. orası kesin çünkü daha yatırıma yönlendirmediğimiz e, önemli rakamlar var. E, bu kadar bu rakamları ya tuttururuz ya biraz altında oluruz ama böyle yatırımımızın artık son yılına orada girmiş oluruz diyeyim. Eee belki e, bir daha farklı bir ortaklık yapısıyla, daha farklı bir e, bakış açısıyla Toziro'nun ikinci versiyonunu Hı. kurabiliriz. E, belki ekibimizi orada farklı eklemeler olabilir diye düşünüyorum. Daha konuşmadık içeride bunu ama yani fon başarılı oldu bence. Türkiye'de de, de gelebilir Evet, bu. Türkiye'de de sonuçta daha önce yapılmamış bir işi yaptık. Yapılabildiğini gördük. Belki orada da coğrafyayı biraz genişletiriz. Farklı bir açılım orada gelebilir. O bizi heyecanlandırabilir. Yine 2024'te en önemli konumuz zaten bu yurt dışı fonunu ayağa kaldırmak. Çünkü o yurt dışı fonunun da bir Türkiye bacağı da olacak. Hem yatırım yapmak anlamında hem de bir feeder fund dediğimiz Hı -hı. girişim sermayesi fonuyla da orayı besleyeceğiz. Dolayısıyla e, çok değişik bir şeymiş gibi geliyor ama esasında aynı şey yapmaya devam edeceğiz. Aynı benzer ortaklık yapılarında orada yurt dışı ortakları Hı -hı. fonu içine katmamız bir, bambaşka lazım. Bir kapı açılmış Çünkü oldu. evet orada Hı -hı. çok farklı ülkelerde yatırım yapacağız. E, doğru ortaklarla Hı -hı. hareket etmemiz lazım. Artık e, bizim Türkiye'den Çıkıp bu işi oralarda yapmamızı belki bazen yatırımcılar gerçekçi bulmayabilir, yurt dışındaki yatırımcılar ama o coğrafyalardan bir iki doğru ortakla hareket edersek başarı sağlanabilir başarı sağlanacaktır da. diye düşünüyoruz. Dolayısıyla oradaki ortaklık yapımızı genişletmek ee, istiyoruz 2024'te. Bir de işte bu bahsettiğim altyapı, teknolojik altyapıyı genişletmemiz evet. ve derinleştirmemiz lazım. Daha 2014'te. iyi çalışacak hale getirmemiz lazım. Onunla ilgili çalışmalara zaten yılın ikinci gününden hemen Başka. başladık, devam ettik yani. O bizim için çok e, önemli. Ekibimizi e, genişletmeye devam ediyoruz. E, i̇yi bir insan kaynağı bu işin. Olmazsa olmazı zaten. E, tabii birazcık daha yatırım ekibinden portföy ekibine doğru kaydırmamız gerekiyor. Tabii, Mevcut onlarda. 50 50, 50 evet. girişimlik portföy olduğu için. Oraya ne daha ne iyi yani. destekler verebilmemiz gerekiyor. Onlarla ilgili çalışıyoruz. E, globaldeki mentor ağımızı e, mentor artık bana biraz hafif kaçıyor ama biraz daha böyle danışmanlık hmm. ağımızı e, belki hatta venture partner diyoruz. Hmm. Venture partner ağımızı genişletmek için neredeyse her gün ekipte toplantılar yapılıyor. Çok acayip isimler geliyor ekibi öyle söyleyeyim. Hmm. Yani bir siber güvenlik şirketi Amerika'da daha önce örnek veriyorum NSA'de çalışmış biriyle temasa geçebilecek artık bizim bu sağladığımız bu network ekosistem zaten ve network'te şey. veya işte bir B2B SaaS işi belki IPO etmiş, halka bir şey. açılmış bir B2B SaaS şirketinin ikinci üçüncü çalışanıyla görüşebiliyor olacak. Biz bunların peşindeyiz. Bunları iyi yapmaya çalışıyoruz. Ki girişimlerimiz de büyüsünler, Doğru danışmanlığa doğru da. insanlarla konuşsunlar. 2024'te bizim şeylerimiz bunlar. En önemli ajanlarımız bunlar. Süper. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım seneye de yine tekrarlarız ve yine güzel yatırımlar, güzel eksikleri konuşuruz. Umarım. Çok, çok teşekkür, teşekkür eder. Ben teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.